Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Buradan Beşiktaş'a geçelim. Sen aslında bir girişgah yaptın Beşiktaş'la Evet. Ile bugün orta sahasıyla ilgili. Evet. Bugün Evet. Barcelona 2011 gibiyiz. Akışımızı görmeden ben de izliyorum. <laughs> keyifle <Barcelona>. izliyoruz. <laughs> Kenardan bir izleyici gibi. Sen de, o de. Guardiola gibi yani. biraz hani miza. Odan pası sen adam yapıyorsun. Beşiktaş orta sahası özellikle. Guardiola karizma ama ya. Ta o yüzden dedim zaten. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Neler söylersin Beşiktaş'ın kadro derinliği? Kanatlarda, orta sahada birçok bölgede Beşiktaş'ta üst seviye transferleri gerçekleştirdi. Çok şey Tabii şampiyonlar ligine şey düşünerek. Söylerim. Çok şey söylemem gerekir. Ee, şimdi bu Pianich transferi çok enteresan bir transfer yani. Nasıl bir orta saha olacak bu kadar yetenekli oyuncu? Yani Şöyle bir dezavantajı var Beşiktaş'ın. bu artı 3 kuralı ister istemez hmm. olduğu için evet teşekkür ederiz. Kadroda geldi. Şöyle bir e, 11'i saysak. Şu yeni şey ekran verebilir miyiz? Rica etsem tekrar. İlk arkadaşlarımızın yazdığı e, 11'ler üzerinden gittiğimizde Rozier 1, Wellington 2, Vida 3, 3 4, Alex 5, Josef 6, Gezal 7, Batshuayi 8 dokuz. 9 yani 9 yabancı saydım ben. Bize, e, siz bir de bakarsanız yanlış olmasın. Demek oluyor ki 3-0 mağlup. E, buradan bir yabancı kulübeye gelecek. Tabii yani biz şu an afaki olarak dizdik. Tabii tabii yok. Hani zaten e, buradaki en güçlü isimleri yazmış arkadaşlarımız evet. ama e, dolayısıyla buradan aslında çok da iyi olmuş böyle yazılması ki buradan bir ismin dışarıda kalması gerekiyor. Tabi. Şimdi Sergen Hoca Necibi oyuna sokarken anlattı ya yüzüyor futbolda çok doğal bir şekilde. <laughs> hani, "Ee kafamız karışmasın diye Necibi sokun." dedim diyor. Şimdi, Tam oraya geliyor konu aslında. Şimdi geçen önce bir tabi hani hakkında vermek lazım. Geçen sene büyük zorluklarla e, kadro sıkıntıları, ekonomik problemlerle e, mücadele eden Beşiktaş'ın bu dönem hani Tam bir böyle siyah beyaz durumu oldu yani çok çok zorlu bir durumdan şampiyon olduktan sonra gelinen nokta ve maddi, manevi. Iç, maddi manevi maddi manevi Pjanic transferi e, hani işin böyle tatlısı, kreması gibi falan oldu Alex'in olduğu yerde, Gezzal'ın olduğu yerde Pjanic biraz lüks kaçar mı diye insanlar tabii ki düşünebilir ve acaba hani e, takımın savunma gücüyle alakalı bir sıkıntı olur mu diye düşünebilir. Ben bunun böyle olma ihtimali düşük görüyorum. Çünkü Beşiktaş'ın yabancı ve yerli işte oranını e, ayarladı Dengesi. dengesini ayarladı takdirde. Gezdal, Alex, Pjanic, Batshuayi bir arada kullanması çok çok yüksek ihtimal bu kadrosunda soğuzası topalı olan bir takım için çok büyük bir handikap değil. Hatta atibası hatta salih olan bir takım için çok büyük handikap değil. Dolayısıyla hocanın katıldığı son programı da izledim. Yani hocayı tabii yıllardır takip ediyoruz programlarını da izliyoruz. Ee, çok basit ve sade bir düşünme şekli olduğunu ben görüyorum Sergen Hoca'nın. Mesela bazı teknik adamlar detaylarda boğuluyor. O oyuncuyu da boğuyor bazen. Boğuyor. Mesela taktik toplantılar 45 dakika olur. Oyuncu sıkılır. Evet. Hoca oyuncuyu karşısına alır, evet. yarım saat anlatır. Oyuncu sıkılır genelde bunda. Şimdi ben hocanın anlattıkları, konuşma şekli, analizlerine bakıyorum. Çok basit, sade ve bir şeyi böyle hani Amerika'dan keşfetmeye gerek olmayan bir profil görüyorum. Ferahlatıyor bunu, karşısındakini zihnini. Ferahlatıyor. Şimdi ben anlıyorum, oyuncu da anlıyor ve e, şu çok önemli bir şey. Ya benim başarılı olmam lazım, benim sonuç almam lazım diyen bir teknik adam. Yani iki yıllık kontrat, üç yıllık kontrat istemeyen bir teknik adam ve her sene bu yolda başarılı olmak tabii herkes çıkıyor ama bir motivasyon aracı olarak da görüyorum ben bunu anlattıklarından şunu çok net e, çıkarttım. E, Sergen Hoca hani çok basit tereyağından kıl çeker gibi çok basit şekilde benim gördüğüm Sergen Hoca profili bazı teknik adamların zorlanacağı bu Gezzal, Alex, Yıldız oyuncu piyaniç, yönetme meselesi değil mi? Yönetmenin yanı sıra oynatma yani saha ile alakalı hani. Bunların ha, okay. kullanımından bahsediyorsun. Saha içi. Kullanım. Saha içi hani yok hani şey olmasın yönetme deyince bazen yanlış anlaşılabilir. Ben bu oyuncuları doğru pozisyonlarda oynatacağını ve bunlardan verim alacağını düşünüyorum. Dolayısıyla Beşiktaş'a da Türk futboluna da Pjanic transferi hayırlı olsun. Emeği geçenleri de kutlayalım. Bir de Pjanic'in son böyle paylaşımlarına da baktım bir gazeteci olarak da vücut dilini çok pozitif gördüm. Ee, yani buraya gelen yıldız oyuncular var. Oldu. inşallah daha da olacak. Tekrar bir ispat çabası içinde olduğunu hissediyorum. Bu tamamen yani dışarıdan gözlemlediğim bir durum. Ee, keyifle, merakla piyan içi bekliyoruz. Kadroları düşününce şu geldi aklıma Senat'ı anlatırken. Galatasaray ve Trabzonspor 11'lerini düşündüğümüzde Trabzonspor'un ve Galatasaray'ın topu kaybettikten sonra defansa dönüşleri. Trabzonspor ortadan ikiye bölünmüş olabiliyor bazen. Berat yalnız kalabiliyor. Hamşik, Bakasetas elinden geldiğince destek atıyorlar ama özellikle hücumdan savunmaya geçişte Trabzonspor'un sıkıntıları olduğunu sezon başından beri ifade ediyoruz. Müthiş bir hücum hattı var ama evet. geçişlerde sıkıntı. Galatasaray'da da yepyeni bir takım. Takım savunmasını oturtamadığı için pozisyon alma anlamında Galatasaray sıkıntı yaşıyor. Şimdi Beşiktaş'ta ise oyuncu özelliklerini düşündüğümüzde bu sıkıntıyı daha az yaşayacak gibi. Çünkü yetenekli bir oyuncu grubu var 3. bölgede ama arkasında da güveneceği Josef, güveneceği Atiba, topu kaybetmesi zor olan bir piyaniç. Yani Beşiktaş'ın o geçiş hücumlarında sıkıntı yaşamayacağını gözlemleyebiliyoruz. Beşiktaş'ın bambaşka bir yapı. Kadroyu, evet. Ama Beşiktaş'ta savunmanın önü e, o bölgede oynayan oyuncuların pozisyon bilgisi çok kuvvetli. Piyan için evet. de öyle. Biz piyan sadece topu kullanırken düşünmemeliyiz. Yani alanını kapatma, işte taktiksel disiplin, Barcelona görmüş bir oyuncudan, Juventus görmüş bir oyuncudan, Bosna Ersek'te yüzü aşkın Roma bir oyuncu çıkmış, Roma görmüş bir oyuncudan bahsediyoruz. O yüzden Piyan için pozisyon bilgisi, Beşiktaş'ın konumlanmasını da doğru olarak etkileyecek. Bir yanında çok iyi bir josep evet. ve çok iyi bir atip olduğu zaman, yani Beşiktaş savunmayı da çok iyi yapabilir. Hoca'nın elinde belki de hayatı boyunca şu ana kadar yaşayacağı gördüğü en iyi kadro var. Bu arada Pjanic için bu, bu deyince, bir zenginlik. Bu Barcelona ile ayrılık süreci ilgili sen de Stintola ifade evet. ettin. Ee, bir VTR'miz de vardı değil mi o konuyla alakalı? Ona bir göz atalım. Çünkü e, ilginç bir hikaye o, hemen bir ekrana getirelim.